Herkese merhaba. Herkesin mutlaka sevdiği bir çizgi film olmuştur. Fakat sevdiğiniz o çizgi film ya başkalarından alınmış bir çalıntıysa? Bu videomuzda ağzınızı açık bırakacak kopyacı çizgi filmleri sizlere göstereceğiz. Gerçekten hiç ummadığınız çizgi filmlere rastlayacaksınız. Ben dahi hala şoktayım. Fakat bundan önce bu tür gizem dolu videolarımızı seviyorsanız devamının gelmesi için videomuza like atıp ayrıca kanalımıza da abone olabilirsiniz. Abone olup like atmazsanız maalesef video serimizin devamı gelmeyecektir. Son olarak bizlerle sohbet edip oyunlar oynamak istiyorsanız açıklamadaki Discord sunucumuza kesinlikle katılın. Her neyse, umarım tüm bunları yapmışsınızdır. Şimdi ise şok olacağınız o gizem dolu videomuza başlıyoruz. Emek hırsızları her yerde. Hatta bizim kanalımızın video içeriklerini çalanlar dahi hala varlar. Elbette bu yaptıkları kesinlikle hırsızlık. Albert Einstein'ın bir sözü vardır. Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir. Belli ki başarımız o derecede yüksek ki taklit ediliyoruz. İşte çizgi filmlerde aynen böyle. Popüler olan çoğu çizgi filmin taklitleri de bir o kadar fazla. Haydi Gumball çizgi filmiyle başlayalım. İlkokulda dağıtılan okul sütlerini hatırlıyorsunuz değil mi? İşte bu kopya çizgi film de en başta bir süt markasıydı. Sonra ise bir çizgi filme dönüşerek Gumball'ın kopyası haline geldi. Çin'in bu çakma çizgi filmi Gumball'dan tamamen kopya çekildiğinden sayısız linç almıştır. Gördüğünüz gibi tüm karakterler tıpatıp Gumball çizgi filminden alınmış. Elbette Gumball'ın yapımcısı bu olaya karşı çıkmış. En ironik olan ise Gumball'ın yapımcısı bu çizgi filmle dalga geçmek için Taklitçiler isimli bir bölüm çıkarmıştır. Ve o bölümde de taklidini yapan o çizgi filme göndermede bulunmuştur. Gerçekten alfa davranış. Ya siz bu çalıntı çizgi film hakkında ne düşünüyorsunuz? Esrarengiz kasabayı en az bir kez izlemişsinizdir. Oldukça gizemli ve maceralı eşsiz bir kurgusu var. Elbette böyle popüler olunca da bu çizgi filmin kopyaları da oldukça arttı. Wall-E isimli bu çizgi filmin esrarengiz kasabadan özenilerek yapıldığı hayli ortada. Dipper'a oldukça benzeyen bu Wall-E karakteri ailesinin isteğiyle Tatarca dilini öğrenmek için Rusya'da bir kasabaya gönderiliyor. Çizgi filmdeki çoğu karakter de çalıntı. Örneğin bu karakter Sus'a çok benzemiyor mu? Ayrıca bu kız da kesinlikle Mabel ve Pacifica'nın karışımı gibi duruyor. Sizce? Bir de yan karakterlerden de çok fazla çalıntı var. Sizler kim olduklarını anladınız diye düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir? Bugünden min senin ne aşağanını tekşirip duracağım. Abi, a ty ne videl moy planşet? Görmedim. Ne ikanını da bilmeyim. Sizce bu kopyalar biter mi? Bitmez. Başka bir çizgi filmde yine esrarengiz kasabadan bayağı özenmiş. Karakter tasarımları, olay örgüsü ve daha birçok şeyi tamamen kopyalanmış. Özgün içerik yapmak bu kadar zor olmamalı. I bet it
it was made the year they invented rope. Whoa, old. Seems like Dad needs my help in fixing it. Wait, Archie. He said not to touch it. I took that as more of a suggestion than a rule. Çizgi filmlerin en popüleri olan Mucize Uğur Böceği'nin kopyası da olmazsa olmaz. Popülerliği ve duyulan ilgisi de artınca sahteleri de gitgide arttı. Bunun en başarılısı ise Catch Teeny Pink. Uğur Böceği'nin dönüşümüne kadar her şey tamamen kopyalanmış. Kore'de üretilen bu çizgi film, fırında abisine yardım eden, aynı zamanda kötülere karşı savaşan genç liseli bir kızı anlatıyor. 변신할 시간이야, 핫초핑! 마음을 채우는 사랑의 프린세스 핫! Size de dönüşümlere çok benzer gelmedi mi? Kötülüğe bürünen kişileri aynı Mucize Uğur Böceği'ndeki gibi iyiliğe dönüştürüyor. Ve o da aynı Marines gibi gerçek kimliğini saklıyor. Ayrıca Mucize Uğur Böceği'ndeki Kıvam İler burada da var. Ve resmen aynılar. İrokke hadaga tiniping'lerin önce japji chu? Korkma. Şimdi baskın zamanı니까 좀 더 도와드리자. Kızın dış görünüşü, fırında çalışması, liseli biri olması, ayrı olarak kahraman olması, kısacası tüm hayatı Marinette'inkine oldukça benzer. Çizgi filmde daha fark edilmeyen yüzlerce benzerlik daha var. Ve Mucize Uğur Böceği'nden kopyalanmış olduğu da apaçık ortada. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Bu iki çizgi film hakkındaki görüşlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Bu kopyada çizgi filmlerden en çok hangisi sizin ilginizi çekti? Yorumlara mutlaka yazın. Ayrıca en sevdiğiniz çizgi filmi de yazmayı unutmayın sakın. Bakalım kimler hangi çizgi filmi seviyor? Bu videomuzu beğenirseniz ve 15 bin like gelirse daha birçok çizgi filmin kopyasından ve gizemlerinden bahsedeceğimiz bir video gelecektir. Bu yüzden haydi pamuk eller like'lara. Son olarak bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan ve eğlenceli YouTube kanalımız olan Oyun Camiası'ndan mutlaka takip edin. Bu sayede yeni videoyu ilk siz öğrenebilirsiniz. Umarım tüm bunları yapıp kanalımıza da abone olmuşsundur. O halde bir diğer videomuza kadar hoşça kalın, bilgili kalın.